Bir video izlediğinizi düşünün. Birdenbire kontrolsüz bir şekilde gülmeye başlıyorsunuz. Öncelikle kıkırdama şeklinde başlıyor, sonra bildiğiniz kahkahaya dönüşüyor. Hayır, ortada komik hiçbir şey yok. Aklınıza komik bir şey de gelmiyor. Hatta bu videoda izledikleriniz sizi gerçek hayatta üzen şeyler. Üzgün hissediyorsunuz. Videoda duyduklarınız aslında sizi kahrediyor ama bu hisleriniz dışa kahkaha şeklinde vuruluyor. Kulağa bir hayli ilginç geliyor, öyle değil mi? Gelin bugün sizlerle kurcala etkisi denen bu tuhaf psikolojik olayın bilimsel arka planına bir bakış atalım. Evet, kurcala ekranlarından herkese merhabalar. Çağrı o kadar güzel bir açılış yaptı ki ulan acaba kanalı Çağrı'ya mı versek diye düşündük. Çağrı Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız hoş geldin arkadaşlar? Çağrı. Hoş eyvallah bulduk. Sağ olasın. Bugün Evrim Ağacı'ndan Çağrı Mert Bakırcı bizlerle. Bunu en başta mı anons etmem gerekiyordu acaba? Yok, gayet güzel. Yani zaten fiziken de burada olduğu burada belli oluyor. Belli olduğu videoyu için. Videoyu da açtı kendisi. Evet, evet. Doğru. Doğru. Güzel de açtı gerçekten. Biz zaten şey diye düşündük. Acaba bu Evrim Ağacı'nın bir videosu sanılıp daha çok izlenme alır mı? İzlenme doğru. Yani hani bir böyle bir strateji geliştirdik. Evet, evet, kaç abone oldu bu arada? Galiba birkaç gün önce 2,5 milyona ulaştı. Evet. Doğru bir strateji. Evet, doğru bir strateji. Evet, bence de. 2,5 milyonun buçuğu gelse bize. Evet arkadaşlar. Evet. Kanala abone olmayı unutmayın. Biz bunu söylemiyoruz işte Çağrı Hocam. Biz burada hata yapıyoruz. Evet, evet. Yani bu aslında önemli bir şey. Hemen bir bilimsel sıkıştırma yapayım. Buna dürtükleme deniyor. Yani bu tamamen belki bilirsin sen kan şeyde bu mesela süpermarketlerde çıkışa konulan şeyler insanların en çok anlık olarak karar verip aldığı şeyler. Dolayısıyla mesela oraya çikolata, kola gibi şeyler koyarsanız onları daha çok alıyorlar. Halbuki oraya su koysan mesela daha iyi bir opsiyon sunmuş oluyorsun. Mesela böyle bu basit şeylerle o işte orayı koymaya dürtükleme deniyor. Ve kanala abone olun, zil tuşuna basın demek de aslında bir dürtükleme. Çünkü zaten yapacak olanları ona teşvik ediyorsun. Yoksa yapmayacak olanı yaptıramazsın. Biz dürtükletemiyoruz. Evet, yani siz bir dürtüklemeyi çözmeniz lazım. Hatta aslında biz bizim dürtükleme desteğiymişiz. Bu kelimeyi şey yapamadık. Evet, yani evet, sosyal psikolojiyi yönetecek o kelimeyi bulamamışız yani. Bu arada bizim kanalı dürtükle diyen de var. Benim eniştem öyle dedi. Kurcala değil de dürtükle miydi dedi. Kurgula diyen var. Aslında kurcalı ve dürtükle çok benzer şeyler. Biraz yani anımsatıyor birbirine. Evet. Yani kurcalarken dürtüklersin çünkü bir şeyi. Doğru. Doğru. Muhtemelen. Doğru. Peki mesela alışverişte özür diliyorum gözüme bir şey kaçtı. Gözüme atom kaçtı. Atom kaçtı. Bilimsel konuşacağım. İlla bilimsel konuşacağım. Araya bir şeyler sıkıştırdın sen. Her maddenin atomu var. Tabii doğru doğru. Yani en nihayetinde. Bir... Ne diyorduk? Bilim. Hı. Yani şimdi... Bilim demiyorduk da. Genel olarak. Jurassic World tişörtüyle geldi. Evet, evet. Çağrı. Evet. Bunlar da memeli olduğumu hatırlatan mikrofonlar. Ben Jurassic Park World filmlerini izledim. Juras ne demek biliyor musun Kaan? Juras o zamanı anlatan bir kelimeydi değil mi? Evet, doğru. Juras dinozorların yaşadığı çağı anlatıyor. Öyle değil mi? Bilimsel bir sanki o kadar utanıyorum. Bu World ikinci filmi miydi? Yoksa bu dünyanın ismine verilen yok aklı. Yok Jurassic Park filmleri oldu 3 tane yanılmıyorsam. Ondan sonra Jurassic World diye yeni bir film. Seri başlattılar. O da galiba 3-4 film oldu şimdi. Ama bizim çocukluk dönemimize denk geliyor. İlk Jurassic Park filmi değil tabii, mi? Tabii. Başı falan. Çünkü tabii. Ben annemin kucağında izlediğimi hatırlıyorum. Yani o siyah şeye arka plana kırmızı gözlü bir dinozorun ismini şu an Çağrı varken telaffuz edemeyeceğim ama. T-Rex o da. T-Rex. Evet, T-Rex. Evet, evet, evet. O vardı. Hafızamda o görüntü var sadece. Ama Aslan Kral'ı hatırlıyorum mesela. Sonrasında hemen Aslan Kral'ı. Aslan Kral benim sinemada izlediğim ilk filmdi. Evet. Genelde zaten aynen. bu dönem bizim aynı Aslan Kral, yani yanlış hatırlamıyorsam ve hatırlıyorum yani. Çok böyle bulanık da olsa hani oturduğumuz yeri. Sinema salonları biraz daha eski külüstür tipteydi doğru. Mesela o zamanlar. Doğru. Onları hatırlıyorum. E.T. vardı. E.T. Uzaylı Çocuk. O 2000'ler lan. Uzaylı Çocuk. O biraz daha yakın. 2000'ler olur mu? 80'lerde E.T. Hayır 2000'lerde vizyona girmedi mi E.T.'ye? Vizyon 90'larda girmişti. Ben E.T. televizyonda izlediğimi hatırlıyorum. Herhalde evet, Spielberg'ti. Evet. Benim sinema kültürüm kısıtlı. Evet, çok fazla yani. Değil. Yani
Tabii izlediğim filmlerin önemli bölümü hani bilim kurgu filmleri üzerine. Jurassic Park'ları da ben çok seviyorum açıkçası. Ama şeyde de konuşmuştuk, Habertürk yayında da konuşmuştuk. Hı hı. Tabii orada çok yanlış şeyler de var. Mesela dinozorların artık tüylü olduklarını biliyoruz, bir kısmının, hepsinin değil, bir kısmının. Ki onlar günümüzdeki kuşların atası olan hayvanlar mesela, o tüylü olanlar. Mamut. Yani, yok. Mamut türü değil mi? Mamut kıllı. Mamut memeli. Bir dakika, müdahale etmeyin. Bir alalım bilgiyi. Ben çıkayım gideyim ya. Böyle başlamaz bu ya. Devam etmez bu. Bu programda biz bir şey öğreneceğiz. Yani mesela bir şey öğrendik. Daha birinci dakikadayız. Hı-hı. Dinozorların tüylü olduğunu öğrendik. Hepsi değil ama. Kıllı yani bir kısmı. Aviyen dinozorlar kıllı değil. Hı. Şimdi kıl, mamut dinozor değil zaten. O yüzden bir... Ha öyle mi? Evet, evet. O tamamen ayrı iki grup. Mamut memeli. Evet. Bu böyle. ve şey, aslında kıl dedim ya, ben de tüylü dedim. Aslında kıl ve tüy... Hı. Bu iki grubu ayırt etmekte kullandığımız şeylerden bir tanesi. Mesela bizde insanlar ay tüylerim çıkmış derler ya mesela. Evet. O hani küçük kıllara tüy deme gibi bir merakımız var bizim. Aslında o tamamen yanlış. Hmm. Tüyü olan hayvanlar ya kuşlar ya da işte kuşların atası olan aviyen dinozorlar. Başka hiçbir hayvanda tüy diye bir şey yok. Doğru, biz tüyü ince kıl gibi düşünüyoruz. Gibi düşünüyoruz. Gözükmeyen. Evet. Göz, yani gözle çok fark edilemeyen, ayırt edilemeyen. Aynen. Ama bütün bizdeki vücudumuzdaki her kıl kıl. Yani doğru. En incesinden en kalınına kadar ve bütün memeli hayvanlar için bu aynı şekilde geçerli. Ya bu arada popüler bilim iletişimi gerçekten çok önemli Türkiye'de ve çok ihtiyaç da duyduğumuz bir şey. Özellikle son zamanlarda. Ama şunu hatırlıyorum. Benim böyle ortaokul çağıma denk düşen Bilim Teknik ve Bilim Çocuk. O zaman Tübüten çıkardı dergilerde. Hiç unutmadığım bir şey var. 2000'lerin başı, 90'ların sonu doğa kartları veriyordu Bilim Çocuk. Evet, doğru. O doğa kartları o kadar faydalıydı ki. Mesela tasolar vardı ya işte, onun arkasında şeyler olurdu ya işte. Özellikleri güçleri yazar, özellikleri. Onu işte dünyadaki canlı türlerine uyarlayıp birçok şeyi öğrenmeme de vesile olmuştu. Mesela atıyorum Bilim Çocuk doğa kartlarının bir bölümünde ağaçlar özelinde bir kart veriyordu. Orada işte sedir, boyu nedir, hangi bölgelerde yetişir, onları öğreniyordum. Şu an var mı aklında bir bilgi? Mesela sedir ağacının boyu nedir? Sedir, bitkidir. Yani sedir ağacını oradan mı öğrendin ilk defa? Ya öyle bir örnek verdim. Değişmedi. Hayır, merak ettiğimden sordum. Gerçekten zor durma, karşına, zor durma düşünmek için sormadım. Şu an karşına TÜBİTAK alıyorsun. Bayılma mısın? Yani TÜBİTAK şu anda biliyorsun aktif. Mesela balık türleri vardı. Balina. Balina balık değil. Ben memeli vardı. Balina. Evet. Bu arada ben Megatron diye bir şey... Bunu yayınlamaz abi bunu. Ben Megatron diye bir şey öğrendim Habertürk yayınında. Megatron büyük değil mi? Megalodon. Megalodonmuş. Evet, yanlış öğrenmiş. Megatron neydi o? O şey Pokemon'du. Öyle bir şey galiba. Abi gerçekten şu an sıfırız. Ve çok üzülüyorum bu durum. Şu an bir tane şu an... doğru bir şey söylüyorum. Evet. Ya kılda tüyde bile yanlış yaptık ya. Yok şey... yok ya. Çok yaygın. Çok yaygın. Evet. Mesela tüy dökücü diyorlar. Tabii, tamam, o zaman bildiğimiz bir konuya gelelim. Uzay konuşalım. Uzay. Evet. Uzay. Uzay deyince kurcalı akla gelir. Yani bir evrim ağacı, iki kurcalı. Doğru, evet. Ben de uzayla ilgili video çekmeden önce mesela kurcalıyı açıp izliyorum. Eyvallah, oradan. Sağ olasın. Evet. Mesela uzayda... Biz de öyle, biz de izliyoruz kendimizi. Uzayda hayat var mı abi? Bu çok merak edilen bir soru. Evet, yani, var. Var mı? Evet işte. Ha evet, doğru. Biz hayatta ama özür soru yanlış sordum. Bizden başka bir hayat var mı? Yani bununla ilgili çok konuşuluyor. Çok spekülasyon var. Acaba bizde hayat var mı? Dünyada hayat var. Hawking'in güzel bir sözü var. Evet, yani dünyada zeki yaşam bulamadıkları için gelmiyor uzaylılar gibi bir laf sokuşturması. Gelmeye değer bulmuyor. Gelmeye değer bulmuyorlar diye. Bir de şey şakası var ya işte, Mars yüzeyi Yozgat kırsalına çok benzediği için Mars'ta hayat ümitleri olabilir. Sona erdi diye. Evet, erdi. Çok iyi. Ya aslında o hep görselde gösteriliyor ya işte, Mars'ta hayat bulundu, su bulundu gibi bir görsel gösteriyor. O görsel direkt İç Anadolu'daki herhangi bir görsele çok benziyor. Yozgat'ta çekiyorlar. Yani. Evet yani. Yozgat'ta çekiyor. Ve ben şuradan hayat olduğunu inanıyorum abi. Yani tıpatıp aynı ya. Evet. Yani muhtemelen burada da bir hayat vardır. Ben görsel üzerinden bir yorum hani, yaptığında. Evet, yani Yozgat'ta yaşayabiliyorsa insanlar. Yani aynı coğrafya gibi geliyor. Evet. Muhtemelen biraz daha derinlerine gidebilsek Mars'ın. Belki. Çok olası. Yani Mars'ta suyun olduğunu biliyoruz özellikle kutuplarında. Ve yer altında da dediğin gibi su olma ihtimali yüksek. Suyun olduğu yerde de hayatın olma ihtimali çok yüksek. Evet. Ama olacak diye de bir şey yok tabii. Şu ana kadar dünya haricinde ne izini bulabildik ne de kendisini bulabildik. Hani mesela Mars'a görev gönderdiğimizde
yeri kazdığımızda belki canlılık bulmayacağız ama fosillerini bulacağız belki. Değil mi? O da yeri kazılamıyor şey. Mu şu an abi? Kazılıyor evet. Oraya ama bir şey bulunamadı henüz. Şöyle şu anda süregelen görev Perseverance aracı orada. Perseverance aracında çok iyi sondaj cihazları var. Ama ilginçtir, bu cihazlarla kazıyor, topluyor örnekleri evet. ve oraya bırakıyor. Sonra bir başka görev gidecek. Hı-hı. Sırf bunları toplamak için. O çünkü Perseverance geri gelmeyecek dünyaya. Hep orada kalıyor. Ama bir görevle o örnekleri toplayıp dünyaya getireceğiz. Kendi üzerinde bazı şeyler var. Testler yapabileceği minik araçlar var ama kısıtlı. Dünyadaki laboratuvarlarda çok daha kapsamlı bir şekilde bakacağız ve belki de ya yaşamı direkt bulacağız ya da evet. izlerini bulacağız. Perseverance Mars'a TOG de TOG. Kısaca TOG de. Kısaca TOG de. Şöyle logosu var. Hakikaten Mars'a mesela dünyadan ne kadar sürede gidiyor? Normalde 6 ay kadar sürer. Yolda konaklamasıdır falan derken kervansaraylar falan. Hakikaten 6 ay mı 6 ay sürüyor. Şimdi şöyle Mars'la dünyanın yörüngesi bazı zamanlar birbirlerine yaklaşıyor, bazı zamanlar uzaklaşıyor. Doğru zamanda fırlatman gerekiyor. Çünkü yoksa mesela şeyde olabilir, Güneş'in öteki tarafında olabilir Mars'tan fırlattığında. Öyle olacak ki bir kere daha Mars gel, hani koşu yoluna fırlatacaksın, öyle söyleyeyim. Fırlatacaksın. Açılı fırlatacaksın. Açılı fırlatacaksın, Mars gelecek, böyle sen buluşacaksın roketle. Orada şey yapacaksın, indireceksin ve bu ama en yakın mesafede olduğunda bile 6 ay kadar sürüyor yolculuk ve ilginçtir. Mars'a insan gönderemememizin en önemli sebeplerinden biri teknik aksaklıklardan ziyade psikolojik engeller. İki tane, üç tane insanı daracık, çünkü olabildiğince küçük olması gerekiyor. Bir kabin içerisinde 6 ay bir arada bırakacaksın. Sonra oraya inecekler. Orada belki yıllarca kendi başlarına kalacaklar. Birbirlerini çekebilirler mi, çekemezler mi? Yani insan psikolojisi öyle basit hafif alınacak bir şey değil. Bu çok büyük bir engel mesela. Tabii ki çok ciddi eğitimlerden geçerek yapılabileceği ümit ediliyor, askeri eğitim gibi. Göreceğiz bakalım yani, ama ömrümüz içerisinde Mars'a insan indiğini göreceğiz, onu söyleyebilirim. Peki oradaki sıcaklık falan onu kaldırabilir mi? İnsan yapımı bir ya, kıyafet. Kaldırabilir. İnanılmaz ince bir atmosfer var ama helikopter uçurabildik mesela. O Perseverance'la birlikte minik bir helikopter de gönderildi, Ingenuity diye. Bu tabii çok ufak, bizdeki gibi böyle. Drone gibi. Havalanıp tekrar, aslında bir kere bile uçsa müthiş bir başarı olacakken 45. uçuşunu falan tamamladı. Yani gidiyor, fotoğraf çekiyor, video çekiyor, geliyor, o Perseverance aracını yüksekten çekiyor falan. Hani çok ince bir atmosferi var. Ama tabii ki güneş düştüğünde çok daha sıcak oluyor, atmosfer ince olduğu için. Güneş düşmediğinde çok çok soğuk oluyor. Tam derecelerini ezbere bilmiyorum ama bayağı absürt aralıklarda. Ama yani şöyle şeyler var. Mesela yani çok yaratıcı düşünmek gerekiyor böyle gezegen çapında düşündüğünde. Mesela orada bir vadi var. Evet. Bu vadiyi Everest Dağı'nı koysan kafa kafaya gelir. O kadar derin bir vadi. Ve bu vadide üzerindeki atmosfer daha kalın olduğu için tabanında suyun su olarak kalma ihtimali var. Ve sıcaklık da 15 derecelerde. Hani güzel bir Ankara günü gibi yani. Kesinlikle. Çok iyi. Yani olasılık var. Böyle olasılıklar üzerinde duruluyor işte. Bunların hepsi bir araya gelerek Mars'taki bir ilk kolonizasyonu mümkün belli olacak. Belli bölgeleri evet, tespit evet, edip evet, orada evet, yerleşim evet. yeri yani, yaratma evet. gibi. Peki mesela niye Mars bu kadar konuşuldu? Diğer işte Venüs de neredeyse. Daha yakın bir gezegen mi mesela Venüs? Daha yakın Güneş'e değil. Yakın herhalde. Ama şimdi Venüs her birinin kendince şartlı. Şimdi Mars dünya benzeri, Güneş sistemi içerisindeki en dünya benzeri gezegen şu anda. Venüs'teki atmosfer inanılmaz kalın. Mesela Venüs, Merkür'e göre daha uzak Güneş'e. Ama Merkür'den daha sıcak. Çünkü inanılmaz bir sera etkisi var ve Venüs'ün şu anda olduğu hal, eğer ki dünyada sera gazları önlenmezse gelecekte dünyanın dönüşebileceği şeye çok fazla benziyor. Ve orada eskiden yaşam olduğunu düşünüyoruz, okyanuslar olduğunu orada da düşünüyoruz ama oraya inmek çok zor. Mesela Ruslar inmeyi başarmışlardı Venüs üstüne. Ama o kadar çok sülfürik asit vesaire var ki indikten sonra araç 6 saat içinde mi 6 dakika içinde mi ne bozuldu. Yani o kadar görev gönderiyorsun. Boşa bir yatırım gibi. Evet, çok zor, çok zor ama görevler var. Venüs'te. Yani bu bir soru aslında. Dünya Venüs'e dönüşebilir mi? Yani Türkiye tabii. Malezya olur mu diye bir soru vardı. Bir de Dünya Venüs'e dönüşebilir aslında mi? Venüs Dünya'ya dönüşebilir mi? Yani, o daha iyi olur. Evet, öyle olsa daha güzel olur ama. O zaman yaşanabilecek bir dünya daha olur. Terraforming diyoruz. Dünyalaştırma. Mars için de amaç bu. Hatta Elon Musk şey demişti.
nükleer bombalarla, termonükleer bombalarla bu kutuplarındaki suyu, karbondioksiti açığa çıkartabilirsek o bir sera gazı etkisi yaparak biraz ısınmasını sağlayabilir. Ama yapılan hesaplamalar bu Mars'ın termonükleer bombalarla erişilebilir olan ve hatta diğer yöntemlerle erişilebilir olan toplam su ve karbondioksit miktarının çok düşük olduğunu gösteriyor. Biraz zor bir iş terraforming dediğim bu şey. Ama her olasılığı düşünüyoruz. Her olabilecek her şeyi düşünüyorlar. Ya gerçekten bilimsel bilgi çok önemli ve şunu fark ediyorum bir yandan da trajik bir şey. Bu memlekette gündelik dertler, ekonomik ve dertler ve politika o kadar bizi meşgul ediyor çok, ki. Çok. Yani ve böyle bilimsel şeyleri özlediğimizi ya da bunları duyunca ne kadar farklı bir duygusal, psikolojik hale büründüğümüzü şimdi fark ediyorum. Merak duygumuzu çok tetikliyor. Önemli, çok önemli bir şey. Biz bunu unuttuk. Epeyce bir süredir unuttuk. Yani tabii, tabii. Bir şu memleketteki dertlere bak bir de konuşulan şeylere. Doğru. Yani hala ittifaklar ya. Yeter ya. Ben artık uzaya çıkmak istiyorum. Evet. Ay'a gidildi mi? Ay'a gidildi mi? Nevzat'tan sormak istiyorum. Ay'a gidildi. Yürü Gagarin. Yürüdü orada. Yürü. Ay'a gidildi. İlk şey mi gitti? Ruslar mı gitti? Ruslar gitti. Neil Armstrong'un fake mi yani? Stüdyoda mı çekildi diyorsun? Çekiyor. Amerikan bayrağı dalgalanıyor çünkü. Hocam yapmayın bunu. Şimdi şimdi Çağrı sana cevabı verecek. Düzeltelim de evet. Yürü Gagarin uzaya çıkan ilk insan ama Ay'a gitmedi yine. Doğru. Uzaya çıktı. Ama daha ilginç bilgi var. Uzaya çıkma ve atmosferi geçti an çıktı mı kabul ediliyor? Evet, yani 100 kilometrede Karman sınırı diye dediğimiz bir sınır var. 100 kilometrenin ötesi uluslararası ölçekte uzay sayılıyor. Ama yani bu böyle kesin sınırlarla belirlenmiş bir şey değil. Atmosfer giderek inceliyor ve hatta dünyanın atmosferi Ay'a kadar falan gidiyor. Ama o kadar incelerek gidiyor ki artık tabii orada dünyaya ait parçaları ayın ötesinde bile aslında görebiliyoruz. Çünkü bu bir gezegen ve gezegenin tutamadığı gazlar özellikle hidrojen gibi gazlar atmosferden kaçıyor. Ve sonra ilk hızlarıyla fırlıyorlar. Dümdüz gidiyorlar ve bunları tespit edebiliyoruz. Ama tabii ki atmosfer genellikle kalın görece tespit daha kolay tespit edilebilir kısımlarına bakıyoruz. Şunu diyecektim. Neil Armstrong biliniyor genellikle. Buzz Aldrin'le Neil Armstrong. O da mı ama yanlış? Yok, hayır. Yok, doğru. Bunu da mı bilemedik be Çağrı? Ama 6 kez aslında Ay'a iniş yapıyor insanlar. 6 kez. Kim yapıyor? Amerika mı? Evet, 6'sı da Amerika bunların. Yani bir kere yaptık işte, oh tamam değil. 6 kere gidiliyor. En sonuncusu 1972'de olmak üzere. Ve 2 görevde de şey oluyor. Apollo 13'te bir geri dönülmesi gerekiyor. Oksijen tankı yolda patladığı için aslında onlar da inecekken inemiyorlar. İki tane de Ay'a inilmesi planlanmayan ama insanları Ay yörüngesinde döndürecek görev yapılıyor. Apollo 10 ve 14 müydü? Öyle bir şey. İki tane. Yani birçok kez aslında gidildi Ay'a. Bir kere de değil. Ve şimdi Türkiye'de hala konuşulmuyor. Benim aklım almıyor. 2025'te Artemis 2 göreviyle ilk defa ilk defa değil tabii. Yedinci defa. Yedinci defa veya son işte kaç yılda oldu? 72'den beri 50 yılda falan. İlk defa tekrar insan inecek Ay yüzeyine. Hakikaten ben mesela çok sık gidiliyoruz zannediyordum ama bayağı seyrek gidilmiş Ay'a bir yandan da. Yani. Aslında 69-72 arasında işte 6 kez iniliyor. Yani çok hızlı üst üste iniliyor. Soğuk Savaş döneminde herhalde bir yarış değil mi? Tabii. Ay'a gitme durumu. Tabii. Tanıyorum Ay'a gitmek çok maliyetli ve hani aslında çok da anlamlı olmadığı için. Evet, robot gönderebildikten sonra insan göndermek özellikle bir amacın yoksa. Şimdi şunu kabul etmek gerekiyor dedin ya siyaset diye. Siyaset bilimi zaten yani Galileo zamanından beri, bilimin doğuşundan beri her zaman etkiledi. Mesela Galileo teleskobu icat ettikten sonra ilk tamam baktı Ay'a bilmem neye. Sonra yaptığı ilk şey kraliyete gidip bakın siz bunu kullanırsanız uzaktaki düşman gemilerini daha erkenden görebilirsiniz demek. Yani bunlar hep birbiriyle ilişkiliydi. Hiçbir zaman ayrı kalmadılar. Ama şöyle bir şey var. Evet, Soğuk Savaş'ın sağladığı o rekabet. Bir de şimdi şeyi de unutmayın. Uzaya gitmek demek orada insan göndereyim yürüsünden ibaret değil. Füzeler demek. Atom bombaları demek. İnterkontinental balistik füzeler demek. Yani o durduğun yerde füze geliyor. Düşünsene nereden gönderildi? Moskova'da. Şimdi bunların araştırılması demek. Dolayısıyla doğru şartların oluşması gerekiyor uzay için. Mesela şu anda da içinde bulunduğumuz süreçte mesela Çin'in baskılarıyla Amerika'yı daha çok bu tür şeylere itiyor. Çin ayın karanlık olan tarafına dediğimiz tarafına aslında karanlık değil orası da dünyaya zıt olan tarafına. Çünkü ayın hep aynı yüzünü görüyoruz. Ama arka yüzüne araç indirdiler.
ilk defa yumuşak iniş yaptı bir rover oraya mesela. Yani bu tür başarılar gelince Amerika'da tetikleniyor tabii. Ulan gene geri düşüyoruz endişesi oluyor. Keşke, yani bunlar siyasi şeyler aslında. Evet, her siyasi çekişme böyle bilimsel sonuçlar evet, değil mi? Bizde mesela ittifaklar Allah'ın uzay şeydi. Allah'ın ışık hızında giden araba evet, evet. diye mesela ittifaklar. Biz de genelde emekli maaşı üzerinden yapıyoruz. Tabii, yani EYT. Ben ikramiye verdim diyor. Öbürü diyor ki ben iki ikram. İkramiye dedim. Verdim diyor. Daha bilimsel şeyler hani, üzerine ittifaklara buradan çağrımız lütfen. Evet, yani evet. Biraz daha bilimsel yapın şu challenge'ı. Evet evet. Kim ben, ilk aya gidecek? Hangi ittifak? Yani değil mi? İlk aya gidecek doğru. mesela. Hangi ittifakın liderini biliyorsun, ilk olarak aya gönderecek? Türkiye'den uzay enstitüsü de kuruldu yani evet, bununla ilgili bir ajansı, şey evet. uzay ajansı. Biz de bunu bir videomuzda işlemiştik. Bilirkişi videomuzda. Bilmiyoruz Türkiye'de. Ataman Soylu Türkiye'den. Yani liyakat esası alınacak evet. muhtemelen. Mülakatlar nasıl olacağını ben düşünüyorum. Bununla yani, ilgili sorular biliyorsun. Orada güneş dönecek. Sistemindeki en büyük gezegen. Peki bu evrenin yaşı hep konuşuluyor abi. Bunu evet. nasıl hesaplıyoruz? Yani bu 13.8 milyar yıl. Evet 13.8. Google'dan baktım. Google gibi adam zaten. Şimdi Google'dan baksam unuturum. Dünyanın yaşı kaç? 4.5 milyar. Evet, evet doğru. Hakikaten bu arada nasıl hesaplanıyor ya uzayın yaşı? Yani burada her bir şeyin farklı. Mesela dünyanın yaşını ele alalım. Dünyada daha biraz daha kolay çünkü kayaların yaşını tespit edebiliyoruz. Hı hı. Ve bu kayaların yaşını tespit ederken kullandığımız en temel araç radyometrik yöntemler. Yani biliyorsunuz işte uranyum ışınma yapıyor. Biliyoruz. Belli, yani belli element. Hayır ya şey biliyor ya uranyum atom bombasından falan biliyorsunuz. Evet yani, evet biliyoruz abi. Evet bir böyle ışınma şey, yapıyor. Işık çıktı yani evet. bomba patladığında inanılmaz evet, bir ışık çıkıyor. Evet o yüzden. Işık evet bunu mesela evet. oradaki ufacık biliyoruz. Birkaç gram atomun enerjisini açığa çıkartarak yapıyoruz aslında. Ve kendi başına bıraktığında da bunlar yavaş yavaş bozunuyorlar. Aslında her kimyasal madde bozunuyor. Evet. Sadece bunlar değil. Ama bunlar bozunurken etrafa radyasyon saçarak bozunuyorlar. O yüzden böyle atom bombası falan gibi şeylerde kullanılıyor. Veya başka amaçlarla mesela işte kemik görüntüleme vesaire gibi şeyler. Şimdi önemli olan şu ama bunların bozulmasının belli bir hızı var. Ve bu bozulma hızına bakarak ve o dönemki kayaçlarda bunun ne kadar yoğun bulunduğuna bakarak ne kadar sürede bozulmuş diye inceliyoruz ve bu bozulmayı oranlayarak hani çünkü biliyoruz ne kadar sürede bir buna yarı ömür deniyor. Mesela elinde 10 gram X maddesi var. 5 grama düşüyor, 2,5 grama düşüyor, işte 1,25 grama düşüyor. Böyle bu hep görece sabit zamanlarda oluyor. Buna bakarak ekliyoruz birbirine ve tam olduğu zaman %100 olduğu zaman bu ne zamana denk geliyor. Ve böylelikle çok hassas mesela 4,5 milyar dedi ya dünya 4,54 milyar. Yani oraya kadar artı eksi işte mesela 20 milyon ya da 2 milyon gibi hata payları. 2 milyon yıl, 20 milyon yıl ne kadar büyük. Ama 4,54 milyar yılı bulduktan sonra onun üzerindeki hata payı olarak aslında çok küçük. Çok hassas bir şekilde biliyoruz. Evrenin yaşıyla ilgili de işte genellikle evren genişlediği için ve o sırada kızıla kaydırdığı için ışığı yani sündürüyor. Bildiğiniz ışık geliyor uzak galaksilerden bunu sündürüyor. Buna bakarak, bunun ne kadar sündüğüne bakarak, bunun tabii bir tarihselliği var. Paralaks yöntemi, işte uzaktaki yıldızlar ne kadar hızlı yer değiştiriyorlar falan. Yani bir dolu böyle oturup hesabının, kitabının yapıldığı evet. yöntem var. Hani böyle hafif yapılabilecek bir şey değil. Nevzat koptu şu an. Pardon. Nevzat şu an çayı düşünüyor. Abi ben uranyumdan ben... sonra anlıyorum. Yani çok güzel anlatıyorsun. Ama ben onu tanıyorum. Gözleri açık uyumaya başladı. Şimdi Çağrı'nın her cümlesi... Her şu an atom bombası gelmiş gibi oldu. Atıldı ve sen iptalsin gibi. Çağrı'nın her cümlesi bir bilgi ya. Yani. Ben yetişemiyorum. İşlemci Celeron. Celeron. Durdu beynim. İşlemiyor. Ya bir kapatıp açalım. Abi sürekli kontrol alt der yani. Ne öyle konuşuyor ki Çağrı? Hani böyle... Bilgi şey, üzerine bilgi yani o bilgiyi anlatırken bilgi çıkıyor. Terminolojiye de hakim yani. Evet. Mesela dese ki anlatsa işte ışınması. Kayarken kızıla kayıyor şu bu dese dünyanın yaşı 300 bin dese ben 300 bin de giderim buradan. 300 bin işte. Ve çok dışarıda güzel. Anlatırsın değil mi? Böyle hani kızıla kayıyor. Kızıla 300. kayıyor. Şöyle yaparım. Sünüyor böyle. Abi çok enteresan ya. Evet ama işte burada işin güzel tarafı bunların hepsinin test edilebilir olması, yanlışlanabilir olması. Yani ben işkembeden atıyor bile olsaydım bunu kolaylıkla doğrulamanız mümkündü. İşte bilimin bunu, şeyi bu. Evet bilimin güvenilir tarafı o. Bir tarafı da
bu yapılan araştırmalarda yanlışların olabileceğini biliyor olmamız ve bundan korkuyor olmamız. Dolayısıyla bilimi geliştirirken hatayı minimize edecek şeyler, yöntemler geliştiriyor olmamız. Yani bu dürüstlük aslında bilimin güvenilirliğini veriyor ve o yüzden sen burada da topu bıraksan aynı şekilde düşüyor ve bunu hesaplayabiliyoruz. İşte Kanada'da da yapsan aynı şeyi, Oslo'da da yapsan aynı deney şeyi. Deney ve gözleme dayanması. Malmö'ydü. Ya ben bir şeyi çok merak ediyordum. Merak ediyorum değil, bir şeyi yeni öğrendim. Güneş'in etrafında hani gezegenler dönüyor ya. Evet. Aslında Güneş hareket halinde, sürekli bir yere doğru ve çok hızlı bir şekilde gidiyor. Değil mi? Işık hızına yakın bir Yok, o kadar hızlı değil ama hızlı. Evet. Ses hızı diyebilir miyiz? O da değil. Yok. Yani 2012 model Polo'nun hızı ses hızından yüksektir. Evet. Tam ezbere bilmiyorum ama ses hızından yüksektir. Evet. Yani bir yere doğru savruluyor aslında. Evet. Biz de savruluyoruz. Hani o Güneş sabit yavaş yavaş dönüyor. Tabii biz hep şeyiz. Yani o referans noktamız hep bizim. Evet. Güneş'e göre şimdi hızı referanssız olarak tarif edemiyorsun. Mesela biz de hep dünya üzerinde yeri sabit alıyoruz ama yer sabit mi? Dünya dönüyor, dünya hareket halinde. Ama biz onu sabit alıyoruz. Evet. Dünyanın hızına bakarken de Güneş'i sabit alıyoruz. Halbuki Güneş'in de bir hızı var tıpkı yerin olduğu gibi. Güneş'in hızını hesaplamak için de galaksinin merkezini sabit alıyoruz. Halbuki galaksinin kendisi de hareket ediyor. Evet. Yani bir durun be. Hareketsiz hiçbir şey yok. Her şey hareket halinde. Ve bu aslında evrenin en temel özelliklerinden bir tanesi. Ve mutlak hız diye bir şey yok aslında. Her şey birbirine göre. İşte Einstein'ın büyük fikri de buydu aslında bir yerde. Görelilik ya bu konusunda. Evren genişliyor fikri yani kelime olarak, tamam mı? Bir yandan da bir şeyin genişlemesi için bir sınır olmalı. Çünkü o sınırı, o örüntü, o sınırı... O sınırın genişlemesi gibi düşünüyorsun. Evet. O zaman da evren aslında sınırlı diyoruz kelime olarak bir yandan. Hı-hı. Bir şey bir sınıra doğru genişler ya da o sınırı genişletir. Öyle değil mi hocam? Ama bu birazcık tartışmalı bir konu. Ama şey işte ben de birkaç bir yerde okumuştum da hani genişliyor artık genişlemeyecek diyen bir kesim vardı. Yok genişliyor hatta ama hızlanarak genişliyor. Bir tane hani işte evren tekrar daralmaya döndü. Dönebilir gibi bir... O şeydi şeyle mi karıştırıyorsun dünyanın çekirdeği durdu tersine döndü. Yok ya bu Hawking bir şey demişti Big onun tersi bir şeydi. Yok lan hani böyle genişliyor tekrar daralmaya başlayacak ve hayatın onlar sonu gelecek gibi. Onlar opsiyonlar. Hmm. Evet, olası o seçenekler. Şimdi 13.82 veya 13.77 biraz daha aslında hassas son güncel çalışmalara göre. 13. Biz 77 alalım. Evet 13.7 sen 10 alabilirsin. 13 doğru hakikaten 10'la çarpmak da kolay. Ev genişlemeye başlıyor. Aslında önce niye yavaşlamasını bekliyoruz? Çünkü kütleler öbeklenmeye meyilliler. Değil mi? Mesela gezegenler o sayede oluşuyor. Yıldızlar o sayede oluşuyor. Kütle bir araya gelmeye meyilli. Evrende de kütle var. Dolayısıyla tamam ilk patlamayla ki o da tam olarak aslında böyle bomba patlaması gibi bir şey değil ama o hızlı genişleme şeyinde tamam o ilk ivmeyle genişlemiş olabilir. Ama bir yerden sonra bu kütle yavaşlatacak, durduracak. Sonra kendi üstüne çökmesi lazım. Ama bakıyorsun büyük patlamadan 9 milyar yıl kadar önce ki bunda yine uzak yıldızlarla belli zamanlarda neyin olup neyin bittiğini ölçebiliyoruz. Öyle bir avantajımız var. Uzaklardan gelen ışık daha geçmişi gösterdiği için evrenin geçmişteki hallerini görüyoruz daha uzaklara bakarak mesela. Ya şey gibi güneşin 8 dakika önceki halini aynen görüyoruz. Öyle şu anda güneşin aslında baktığımızda 8 dakika 20 saniye önceki halini görüyoruz o çıkan falan. Evet güzel tam 8 dakika 20 saniyede evet çünkü güneşten çıkan bir fotonun bize ulaşması 8 dakika 20 saniye sürüyor aynı mantık 9 milyar yıl kadar önce evren aslında hakikaten yavaşlayarak 9 milyar yıl boyunca genişliyor sonra hızlanmaya başlıyor. Nobel kazanmış gibi pozlar veriyor. Kardeşim bir bilgi tamam doğru tebrik ediyoruz. Evet çok ne yapalım? Nokta yani, atışı bir bilgiydi. Bir ışık. Evrim ağacının kanal şifresini mi istiyorsun? Geliyor. Evet. Saniyede bak, ışık hızıyla gidersen. Bir dakika saniyede. Işık hızı ne kadar? Ya ne kadar? Sen söyler misin ışık hızı ne kadar? Abi ışık hızını şimdi söyleyemem. Niye söyleyemem? Niye açıklarsam olay olur. Ya hayır sen o şimdi o sayı algılayamazsın da. Bir yo algılarım 6 0 at. 6. 1 saniyede 8 defa dönüyor dünyayı. 300 bin kilometre mi? 7,5. Evet. 7,5. Sen de bir buçuklarda sorun var adam yani. Adam yuvarlıyor çünkü. Aynen. Yani. 8,20'yi 8 yer diyorsun. Yer çekimini 10 alalım. Benim evrene hep bir merakım vardı. Pi'yi 3 alalım. Benim bu sisteme yönelik hep bir merakım vardı kanka. Evet. Ama eşdağlıkçı yaptılar beni. Ama evrene evet. Evra bence yani doğru tarif edilse aslında Çağrı'nın yaptığı o bilim iletişimi abi kısmı var ya. Abi bize niye böyle anlatmadılar bu işleri? İşte aynen. Çok bunu, heyecanlı. Yani, tam da bundan bahsediyorum. Bize ne anlattınız hocam ya? İşte böyle anlatılsaydı yani böyle bir dil kullanılsaydı belki merak ettirici
Yani ezber gibi değil de şudur, yaş budur. Yani bu sürecin nasıl olduğunu aktarmadıkları için bize detaylı anlamda. Ya bizde neydi? Ya merak gerçekten duygumuz dürtüklenmiyor işte. Kesin abi. Evet. Birçok kurcalayacağı yani. Evet. Birçok öğrencinin dikkatini de çekecek bir şey yani. Bilimi böyle tabii anlatmak, böyle bak, tarif etmek. Düşünsene lisede falan nasıl öğretiyorlardı ortaokulda. Hoca geliyor, tahtaya yazmaya başlıyor. Sen de defterine yazıyorsun. Böyle bir anlatım tabii, var. Tabii. Ya da mesela kitabı açtırıyor, okutturuyor. İşte yok tarih, Sakarya Meydan abi, Muharebesi. Tarih zaten falan. Ya tarih. Onlar da çok heyecanlı çok anlatılabilir. Evet, kesinlikle yani. Aynen öyle. Ya ben mesela üniversitede işte siyasi tarih, tarih derslerinde tarihi ne kadar sevdiğimi ve keyifli olduğunu evet anladım. Ya bizde kronolojik sıra yok. Tabii. İlk olsa da ilk çağ var. Ne lan? İlk çağ var. 8 dakika 20 saniye kardeşim. Evet, 8 dakikada kaldık. Kardeşim Lidyalılar biliyorum. Lidyalılardan Mercidabık Savaşı'na atlıyoruz ya. Evet. Ya bir de, senin sanki tarih hocası, sen tarihe evet, başka biri girmiş herhalde sizin. Yani hani öyle bir atlama yok kardeşim. Evet, ya da sen o uyudun mu acaba? Ben... ya da senin Mercidabık Savaşı ilgini çekmiş olabilir. O olabilir. İsminden kaynaklı abi, belki. Evet. Kastrı-Şirin Anlaşması. Kastrı-Şirin. Aklımızda böyle şeyler kaldı da. Evet. Ne ama mesela? Misaki milli sınırlarının kabul evet edildiği. Ya bu ben bugün onu paylaştım. Dün Bursa'dan Ankara'ya gelirken evet abi. Sivrihisar'dan geçtik, tamam mı? Sivrihisar'da o şey dur yolcu şeysi evet var. Sakarya Meydan Muharebesi falan. Yani onu şimdi yıllardır duya duya insan işte öğreniyor tabii. Tekrar öğreniyorsun. Sıfırdan öğreniyorsun. Yani mesela şey geyiği olmuştu. Hani Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da olduğunu sağlaması gibi bir durum olmuştu mesela. Halbuki Sakarya Nehri'nin doğusundan evet başlayıp işte işgalcileri batıya nehrin batısına püskürtme atma savaşı aslında. Ve o hat boyunca savaşı. Yani onun orada yarattığı işler hakikaten görüyorsun. Yani şeyi düşünüyor insan. Hani biraz da mesela oyun kültürü işte böyle ne bileyim generals'dır, işte civilization'dır falan böyle tepeler var mesela. Ya düşünüyorsun lan Sivrihisar'da böyle sivri sivri. Lan bunu nasıl ele geçirirsin topla tüfekle? Evet. Yani adam oradan sana top atıyor. Sen onu püskürtmeye çalışıyorsun veya tam tersi. Ya bunları düşünmeye başladığın zaman anlıyorsun, hissediyorsun. Bizde o birazcık yok. Bir de tabii bu arada şunu da söylemek lazım. Hocam falan dedin ya mesela. Hoca ne yapsın? Hoca ne kadar maaş alıyor? Müfredat var ne abi. Kadar onu anlatmak zorunda. Özgürde. Kendisi ne kadar iyi eğitilmişti. Doğru. Yani şimdi ben burada bunu böyle anlatabiliyor olmamın nedeni ben bunu tutkuyla yapıyor olmam. Ama oradaki bir öğretmen belki öyle denk geldi. Öğretmen oldu. Senin mesleğin. Benim bile mesleğim. Ben makine okudum. Evet. Yani severek mi okudum? İsteyerek mi seçtim mesela? Yani böyle bir yani bu sistemin düzelmesi gerekiyor. Evet. O sınav sisteminin düzelmesi gerekiyor. Çünkü çocuklar sınav için öğreniyorlar. Bilmek, anlamak için değil. Evet. Yani bunlar hepsi sorun. Sadece çocuğun suçu, sadece öğretmenin suçu, sadece sistemin suçu falan değil. Hepsinin düzelmesi. Bu lazım. Bir şeyi deneyimleyerek öğrenme olayı gerçekten çok önemli. Bunu İlber Hoca da söylemişti bu tarih anlamında. Ben de tarihe özel ilgim var. Mesela 30 yıl savaşlarını ben kitaplardan 6 defa okudum, hiçbir şey anlamadım diyor. Ama ne zaman Avusturya'ya gittim, işte Almanya'nın güneyine indim tabii diyor. O zaman oturdu kafanda, şekillendi. Tabii. Senin bu verdiğin tabii aslında o Sivrihisar'daki Sakarya Meydan Muharebesi durumunu aslında şey yapıyor insan. Tabii. Zihninde canlandırıyor. Yani de, ne olmuş, nasıl olmuş, o tepeden nasıl tabii bir... Tabii. Mesela ben Sivrihisar'dan o konuları işlediğim zaman da geçtim. Ama bir kez tabii orada mesela şu da var. Yaş da önemli. Doğru. Yani mesela biz çocuklara diyoruz ki mesela dedin ya eşit ağırlıkçı yaptılar diye. Seçeceksin lisede sonra ömrün belirlenecek ona. Yani 17-18 yaşındaki bir çocuğun çocuk diyebiliriz. Doğru, yani çocuk diyeceğimiz birinin geleceğini o yaşta bilebilmesi mümkün mü? İmkanı yok. İmkanı yok. Yani biraz daha özgürlükçü bir sisteme ihtiyacımız var bu konuda. Ve o dediğin şey ya mesela şey diyorlar hani insanlar İşte Norveç'e, İsveç'e gitmek istiyorlar diye sanki sadece tatil için gitme. Yani o kültürü görmek, o coğrafyaları görmek. Evet. Yani bu insanı hakikaten geliştiren şeyler. Ve bunların bir genç kitle tarafından yapılamıyor olması o kitlenin sosyal olarak ölmesi demek. Doğru. Sadece yaşayan ölüler gibi kalıyorlar. Bunun kırılması gerekiyor. Öğrencilerin, gençlerin istedikleri ülkelere gidebilmeleri gerekiyor. Bunun sadece barlarda, pavyonlarda, bilmem nerede zaman geçirmekle alakası yok. Tabii yani ki canım. Ondan ibaret, ona indirgenemez. Yani, evet. Çok sığ bir bakış açısı zaten o evet ya. Erasmus kaldırılsın yani. Evet, şey, evet. Neymiş efendim? Orada yabancı uyruklu insanlarla eğleniyorlanmış. Ya, bunun yasaklanması. Doğru mu? Öyle bir evet, şey evet var. Teklif var. Gittiğinde yok ben bir şey yapmadım. Sen ben ne yaptın? Hangi müzeleri? İsveç Malmö Ulusal Müzesi'ne gittin mi? Öyle bir müze var mı bilmiyorum ama. Yoktu. Müze yoktu kardeşim. Evet ama duble yok. Müze olsa da pek gitmezdi.
Bu arada çok uzun bir köprü var Malmö ve Danimarka arasında. Kopenhag arasında. Evet. Evet. Köprünün ismini hatırlıyor musun? Türkçe değildi, İsveççe. Evet evet, ben de ama Türkiye'deki köprüleri hatırlarsın kardeşim. Yavuz Sultan Selim, Orhan Gazi. Dördüncü köprü, üçüncü köprü. Osman Gazi Köprüsü yapıldı. Osman Gazi. Bursa, Orhan Gazi yok. O Bursa'ya bağlayan... Evet, Osman Gazi. Osman Gazi'ydi. Osman Gazi, evet. Dirina Köprüsü vardır. Güzel bir romandır. Ben de biraz tarihten bildiğim alanlardan şey yapayım, evet, bilgi vereyim. Balkanlarda önemli bir köprü kendisi. Işık hızı geçilemez. Işık hızı geçilemez. Önemli doğru bir açıklama. Şu an gelenler. Şu an heyecanlandık. Adama indi. Yaz abi, yaz bir ara bunu. Işık hızı geçilemez. Ve, tamam. Bir saniye. Bir dakika, bir dakika. Temel bir nitelikayı getirdim. Evet, doğru mu bakalım? S harfi. Ve ışık tamam. Hızı. Tamam. Evet, dinliyorum seni. Evet. Işık hızı mesela. Evet. Şeye göre de değişmez. Mutlaktır. Evet, doğru. Çağrı bakınca utandım. Evet, ama çok doğru. Mutlaktır ve evet, mesela referans düzlemine göre değişmez. Az önce yani hızlı giden bir arabada ışık daha hızlı gitmez. Evet. Çok evet, doğru. Mesela ışık hızında giden bir arabanın farını açacak olsan yine ışık hızında gider. Yine ışık hızında gider. Evet. Işık hızının ışıkla hiçbir alakası yok aslında. Işık hızı evrenin kendi doğasıyla ilgili bir sınır. Hmm. Aslında bu elektromanyetizma ile ilgili bir konu. Yani elektromanyetik teoriden gelen bir kısıt bu. Yine bilmediğimiz bir konu. Ya elektrik işte telefonların çalışmasını sağlayan mıknatısları evet, falan öyle düşünebilirsin. Birazcık şey. Evet. Onu evet yani şey, ama şunu diyeceğim. Bu kütlesiz olan her cisim ışık hızında gitmek zorunda. Işık hızından başka hızda gidemez kütlesi olan. Kütlesiz olan mesela foton, ışık kütlesiz bir şey. Müyonlar kütlesiz. Dolayısıyla bunlar parçacık, farklı parçacıklar kuantumdaki. Bunlar ışık hızında gitmek zorunda. Kütleli cisimlerse ışık hızında gidemezler. Kütleli cisim atomu olan cisim ne demek? Fotonların... Öyle düşünülebilir. Fotonun içinde atom yok. O elektromanyetik alandaki bir dalgalanma mesela. Evet. Kütlesi varsa bir cismin ışık hızına çıkamaz. Yani sen herhangi bir araçla evet, ışık araçla hızına ulaşamazsın. Çünkü evet, kütlen var, atomun evet, var. Hızlanabilirsin, yaklaşabilirsin ışık hızına. Mesela CERN'de o İsviçre'deki işte meşhur deney. Meşhur deney. Orada protonları, yani bir tanecik, yani yüzlerce binlercesi var aslında ama her bir tanesi onun ışık hızının %99.999999.5'ine kadar falan hızlandırılıyor. Ki o protonun kütlesi var. Hızlandırılıyor buraya. Ama hiçbir zaman o %100 olmayacak mesela. Bu zamanda hareket edilemez şeyi oradan mı geliyor? Yani evet. Einstein'ın asla mümkün... Zamanda geriye gidemezsin. Heh. İleriye gidebilirsin ki gidiyoruz şu anda mesela. Hı-hı. Hiçbir şey yapmazsan bile zamanda ileri gidiyorsun. Bu da çok ilginç bir gerçek evrene dair. Uzay içerisinde ne kadar hızlı gidiyorsan zaman içerisinde o kadar yavaş gidiyorsun. Bunlar zıt birbirine. Dolayısıyla mesela... Interstellar filmi gibi mi? Gibi evet. Senin ikizini yaptık. Sen buradasın. İkizin şeye gönderdi, klonu uzaya gönderdik. Işık hızına yakın hızlarda dolanıyor. Ay'a evet, gitti, Mars'a gitti, bilmem neye yaptı, geldi. Erasmus yaptı. Erasmus yaptı, evet. Orada kültürlendi falan. Geldi ve geldiğinde evet, senden daha, sen çok daha yaşlı olacaksın ona göre. Ve bu deneyle doğrulanmış bir şey. Kan zaten durduğu yerde çöküyor hocam. Evet, kan, evet. Yani mesela ben, şu an benim klonumu markete göndersek ben daha yaşlı gözükürüm. Evet, ben bakkala gidip gelsem evet, kan geldim biraz daha yaşlanmış evet, olur. Doğru. Evet, yani doğru, biz hızlı çöktük yani. Evet. Aslında sen ben, markete giderken bir hıza sahip benim olduğun için hakikaten daha yavaş yaşlanıyorsun. Teorik olarak evet. Hı. Evet ama tabii bunlar inanılmaz küçük. Mesela teorik olarak evet diyor. Oğlum var ya şimdi bir koşarım markete. Gelirim burada var ya. Vallahi yaşlanırsın. 80 yaşında bulurum seni. Evet. Ama gerçekten Interstellar filminde hani baba geliyordu ya kızın. Aa, o sahnede ağlamıştım evet, ben. Evet evet. O sahnede ağladım ben. Evet güzel sahne. Kızıyla evet, konuşuyor ya. Gitmesin diyor falan. Çocukken bırakmış kız kocaman olmuş. Çocuğu evet, var kızın. Evet evet. Etkilendiğim filmlerden biri. Müzikleri de güzeldir. O evet, müzik Hans Zimmer. Hans Zimmer'in yaptığı bu her üstad, müthiş. Üstad. Evet. Ya şeyi çok merak ediyorum. Yer çekim sen de çok merak ediyorsun. Ben çok merak ediyorum. Yer çekimsiz ortam. Deneyimlemek nasıl olur? Onu yapıyorlar. Olur. Tabii tabii. Öyle şeyler çok neler var. Şimdi şöyle iki şekilde yapabilirsin bunu. Ki bu da yine Einstein'ın genel görelilik teorisinden gelen bir şey. İster düşen bir asansörde olduğunu düşün. Aa. Değil mi? Düşen bir asansörde ağırlıksız olduğunu hissediyorsun. Ya da uzay boşluğuna gideceksin. Hangisi daha kolay? Herhalde bir asansör düşürmek biraz daha kolay olur. Yani sen deneyimlemek istersen. Seni... Ya
zemin altından bir anda kaydığında ama aşağı doğru düşüyor. Evet. Düşüyorsun. Anlık çünkü, bir his mi? Evet. O İçin böyle bir hoş olduğu his evet, gibi bir his ben mi? Ben uyurken tabii o hisse mesela arabayla kasis aynen tam öyle. O, orada olan abi, şey. Çok güzel bir his ama o ya. Evet. Hmm. Onu ve şimdi şeyler yapıyor. Gerçekten yani. Denen bir şey var. Uçak binebiliyorsun. Yani Amerika mı yapıyor? Rusya mesela eski MiG'lerle falan yapıyor. Biniyorsun. Çıkıyor şeye. Sonra hop salıyor uçak. Serbest düşmeye bırakıyor. İçindeki herkes havalanıyorlar. Böyle işte o sırada deney falan yapabiliyorsun. Bu şekilde yaratılabilir. İçim bir hoş oldu derler ya. Evet. Onu, kasislerde. Evet. Uzun dönem yaşayabiliyorsun abi yani. Çok güzel. Sürekli içim bir hoş oluyor. Evet. Uzayda. Bunu mesela bu bir sorun. Çünkü sürekli mesela Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderiyoruz. Orada yer çekimi çok zayıf. Aslında yer çekimi neredeyse eşit miktarda var. Şu anda hissettiğimizin %90'ı civarı orada da var. Uzayda var. Ama onlar o kadar hızlı bir şekilde düşüyorlar ki bu arada Uluslararası Uzay İstasyonu aslında düşüyor. Ama şimdi sen bir cismi bıraktığında buraya düşüyor. Çünkü ufuk çok uzakta. Ama Uluslararası Uzay İstasyonu ilk hızıyla düşmeye çalışıyor dünyaya. Ama dünyanın kıvrımı onun düşmesinden daha hızlı kıvrılıyor. Dolayısıyla hiçbir zaman yere ulaşamıyor. Aslında o sürekli düşme halinde. Sürekli bir asansördeymiş sürekli gibi. Sürekli bir asansördesin gibi. Dolayısıyla herkes ağırlıksız. Atmosferin dışında mı? Atmosferin dışında. Yani teknik olarak içinde az önce dediğim evet. sebeple ama çünkü aya kadar genişliyor. Evet 400 kilometre yerden evet. yüksekte. Yani Ankara İstanbul kadar mı? İşte o kadarı dikey gittiğini düşün. Şeyde o kadar yüksekte. Ve sürekli düşüyorlar ama bir türlü yere ulaşamıyorlar çünkü dünya da kıvrılıyor onların altında. Ve böyle 90 dakikada bir kere turluyorlar. Hay be. Gerçekten güzel. Güzel. Mesela böyle bir anlatım olsaydı belki ben de tabii. bir uzay istasyonuna gitmek isteyebilirdim evet. ya çocukken. Ya şu Anka Parkı yapacağımıza. bir yer çekimsiz ortam. Bir yer çekimsiz ortam saydık. Sürekli düşen asansör. Mesela bu evet. dersi asansörde işlemek. İlginç olabilirdi. İlginç olabilirdi yani. Tabii. Evet. Mesela çocukları dolduracaksın sonra. Bir anda. Ha, evet. Bir anda düşün. Ya da kasiste arabayla geçerken. Evet mesela 200'e çıkacaksın. Zıplayacağım. Abi çok güzel bir ismiş ya. Evet evet. Canım evet. çekti. Canım uzay evet. çekti. Evet ah. Gerçekten Çağrı'dan çok şey öğreniyoruz. Kurcala izleyicileri de muhtemelen Çağrı'yı tanıyordur. Evrim Ağacı'nı biliyordur ama hala tanımayan Evrim Ağacı kanalı nedir bilmeyen varsa burada işte. Selam. Kendisi bir bilim insanı ve çok güzel bilgiler veriyor. Bilimi bize sevdiriyor, anlatıyor. Ben gerçekten mutlu oluyorum Çağrı'nın burada anlatımından. Ben uzunca bir süredir, sadece evet. YouTube özelinde değil, uzunca bir süredir bu kadar dikkatle dinlediğim evet. ve hiçbir şey anlamadığım var. gerçekten çok keyifli ya. Benim babam da bu arada kimya öğretmenidir. Öyle mi? Çok iyi. Selam söyle. Breaking Bad. Breaking Bad tarzı. Breaking Bad. Onun Nevşehir. Evde alkol yapıyor falan. Met üretemiyor ama. Şarap yapıyor. Top sakal bırakmışsın. Baba bunu evet, düşünsün evet bence. Şarap yapıyorum da. Liseli öğrencisiyle. 5 kilosu 100 lira. Orada ama o Breaking Bad hem bilimi anlatan bir dizidir hem de insan psikolojisini çok iyi aktaran tabii. bir dizi. Orada evet. o öğretmenin dönüşümü aslında tabii. izleten ölümle o yani. Ölümle yüzleşmenin dehşet kuramı diye bir şey var. Evet. İnsanın ölümle yüzleşmesi sonucunda yaşadığı aslında sadece böyle hastalık falan olması gerek yok. Düşünürsen ölümü. O içinde hissettiğin o ürperti, kaybolmuşluk vesaire gibi hisler insanların kültürel olarak yaptığı birçok şeyi açıklamaya yarıyor. İşte cinsellik tabusunu, dinleri, inanç sistemlerini vesaire vesaire hı hı. bunları izah edebilmemizi sağlıyor. Aslında ölüm fikri başlı başına çok güçlü bir fikir ve Breaking Bad'de de o dönüşümü çok iyi bir şekilde görüyoruz 6 evet. ay içinde öleceği evet. söylenmesi üzerine. İzlediğin diziler, filmler var mı? Yani yerli yapım olur. Çok nadiren ben izleyebiliyorum. Mesela Interstellar sevmiş miydin? Evet Interstellar. Ben hatta 2014 ile birlikte 2014'te çıkmıştı Interstellar. O filmle birlikte çok ciddi bir bilim kurgu dönüşümü. Hardcore sci-fi dediğimiz. Bu katı bilim kurgu. Biraz daha bilim. Şimdi Interstellar'da da saçma sapan şeyler var tabii ki ama. Ama şeymiş herhalde. En yakın doğru anlatıma evet, sahip evet, film diyorlar. Evet, hatta evet, derslerde aha. falan tabii kullanan hocalar varmış. Bırak onu oradaki süper kütleli kara delik, Gargantua dedikleri kara deliği simüle edebilmek için geliştirdikleri modeller akademik makale olarak basıldı. Çünkü o kadar gerçekçi. Üzerine gerçekten çalışılmış. Tabii. Zaten solucan deliği mi diyorlar? Hani. Solucan deliği de var ve kara deliklerle solucan delikleri arasında ilişki olabiliyor her zaman olmamakla birlikte. Ama şu ana kadar solucan deliği diye bir şey keşfedemedik. Ama kara deliklerin etrafında da sadece hızlı gittiğinizde değil
büyük kütleli cisimlerin etrafında da zaman yavaşlıyor. Ve o yüzden mesela orada hani bir geyik vardı ya işte buradaki bir dakika oradaki 7 saat mi ne 7 yıl mı ne öyle bir şey diye. Hakikaten öyle. O da deneysel olarak gösterilmiş bir gerçek. Ve şey yani hakikaten orada bilim sağlam. Sonlara doğru birazcık Nolan'ın hikaye anlatıcılığı biraz fazla. Dram. Ve Kip Thorne, Nobel ödüllü Kip Thorne danışmanıydı şeyin. Kara delikler üzerine uzman o filmin danışmanıydı. Sonrasında işte Gravity geldi, Marslı geldi. Yani bunların şey geldi, hepsi, Arrival mı geldi? Arrival ki. O güzel bir filmdi. Evet. Yani Arrival'ın olayı linguistik. Evet, çok güzeldi. Yani astrolinguistik diye bir şeyde. Ve ben, yani uzayla ilgili nasıl iletişime geçecek? Şey mesela benim hayalimde canlandırdığım şey oydu mesela. Hani bir gün uzaylılar gerçekten dünyaya gelirse böyle bir şey olabilir gibi bir yani hissiyat. Yani bırak her sürekli işte bomba attılar, saldırdılar. Lan nasıl konuşacaksın? Doğru. Bırak her şeyi. Nasıl iletişim? Sırf onun üzerine kurulu bir film olması etkileyici. Ya bir de uzaylısın ve dünyaya gelip bomba atmazsın. Evet zaten. O kadar yol gelmişsin. Ne yapıyorsun? Ne bombası? Yani buradaki kritik sorun şu zaten. Uzayda böylesine bir yolculuk yapabilmek o kadar zor bir şey ki ışık hızı müthiş bir hız. Evet. Ama uzay ölçeğinde o kadar yavaş bir hız ki. Ya düşünsene güneşten buraya ışık 8 dakikada gelebiliyor. Çok güneş şurası ya neresi uzayın evrenin içerisinde. Dolayısıyla oradan böyle dünyaya gelebilecek bir teknolojiye sahip bir şeyin bırak öyle çöle düşmesini işte bir tane uzay kütüçeğiyle gelmesini. Yani gelecek şey bir koloni olmak zorunda veya robot olmak zorunda. Doğru. Ömrü olan bir şey gelemez. Öyle 80 yılda öleceksin ama bilmem ne galaksisinden dünyaya geleceksin. Yok öyle bir şey. Bir de vurmaya geleceksin. Ha bir de vurmaya. Zaten uzaktan vurursun abi. Onu yapabilen vurur zaten uzaktan. Abi bir de ya vuran çok vurmuş bize hocam. Siz var vurmayın. Ama işte biraz filmin izlenilebilirliğini i̇şte artıran savaş, şey ya. Aksiyon olsun falan. Aksiyon ama yaratmış. Ama Arrival ne güzel. Arrival işte orada farklı bir şey koydu. Gerçekten uzaylı gelse inse şuraya. Seni vuracağım dese ya vur lan. Bir de sen vur derim yani. Bir de sen vur. Uzaylıya nasıl hitap edersin? Yani abi bir de yani sen merhaba dünya, merhaba uzaylı. Beni tanımak yerine, beni keşfetmek yerine. Böyle bir değeri mesela. Öldürmek istiyorsan yani. Öldür be uzaylı. Peki mesela hayalinde yarattığın uzaylı tam bu E.T. tarzı uzaylılar mı? Yoksa gerçekten bizim gibi canlılar tabii mı? Burada Hollywood efekt, işte popüler kültürün o efektleriyle hep böyle kafası büyük, gözleri büyük. Ama ilk şeyler o biraz da. Sonrasında daha böyle kompleks robot, yani Matrix'te var canlılar. Ya bu mesela bilmiyorum. Niye öyle geldiğine dair çok ilginç bir fikir var. Balon gibi kafa. Balon, koca kafa. Büyük gözler. Tuhaf, evet büyük gözler. Güya işte beyni büyük. Kılsız bir vücut. Tuhaf teknolojik nesneleri kullanabilme. Tanıdık gelmeye başladı mı? Bir dakika. Kılsız vücut dediği için ben değilim. Diğer hayvanların gözünden insanın neye benzediği koca kafalı bir şey. İki ayak üzerinde duruyor. Tuhaf teknolojik nesneler kullanıyor ve gelip zulmediyor. Buna psikolojik yansıtma diyen çok ilginç bir yaklaşım var. Bizim uzaylı algımız diğer canlıların bizi nasıl gördüğünün bir yansıması. Sonradan evet daha karmaşıklaştı tabii ki. Evet. Ahtapot var. Daha robot şeyler eklediler. Şeyler. Ama o klasik algı böyle bir içgüdüyle oluşmuş olabilir denebilir. Soluk bir ten. Biz Doğru. Tenliyiz. Böyle de bir saptama yapalım. Evet, uzaylıların da neye benzediğini konuştuğumuz programımız kaldığı yerden devam ediyor. Programın bu bölümünde bir yarışma yapalım istiyoruz. Güzel. Çağrı'nın bize hazırladığı sorular var. Nevzat'la ikimiz yarışacağız. Adil bir yarışma olacak diye tahmin ediyorum. Evet. Çünkü Çağrı güzel sorular hazırladığını söyledi, bilmiyoruz. Bakalım. Ne diyorsun? Bir başlayalım mı? Ben varım biliyorsun. İyi olan kazansın. Bilime her zaman varım. Şimdi birkaç soru hazırladım ben size. İlk cevap veren nasıl yapalım? Yani şöyle cevap hakkını tanıyalım. Şirin babanın kafasına mı? Şirin babaya dokunma mı? Biraz şey olabilir o atraksiyon. Evet düşebilir nasıl falan. Yapalım? Evet. Düşünme payım ama ben bak anksiyete var bende. Böyle ani hareket edemem. Şöyle yapalım. İlk soru sana gelsin. Bilemezsen ben cevaplayayım. Tamam. İkinci soru bana gelsin. Evet arkadaşlar. Aslında evrenin yaşı ile ilgili bir soru düşünmüştüm ama... Bu bakmıyorum, görmüyorum. Yok cevaplar yok zaten, sorular var sadece. Tamam ben... evrenin yaşı ama onu sormayacağım çünkü... Çünkü bildim, ben zaten bildim. O, yani evet o içsel bir bilgi haline gelmiş Nevzat'ta o yüzden onu geçiyorum. Şunu sorayım. Evet. Güneş sisteminde su bulundurduğu bilinen dünya harici 3 cisim sayabilir misin bana? Cisim. 3 gök cismi. Mars yani. Diyecektin herhalde. O da olur, o da olur. Ama onu sayamaz. Kızılırmak diyecektim.
Dünya harici 3. Evet. Su. Ya da bir tane say ya. Tamam, bir tane. Mars ama olmaz o, abi, konuştuk onu. Mars hariç. Öyle ben puan yani kabul Mars etmem. Mars hariç. Mars hariç. Cisim. Ya, tamam, Jüpiter. Bir saniye hocam. Yanlış cevap da puan senin. Bir saniye. ÖSS'de de böyle olmuştum. Kaydırdım. Sen bir sonraki soruya mı cevap veriyorsun acaba? Ben sıram bana gelmesin. Su bulunan, su bulun. Yani su bulunduğu bilinen veya tahmin edilen yüzeyinde diyelim. Pas. Tamam. Uzay istasyonu. Mantık olarak doğru. Evet, güzel. Bak bunu düşünmemiştim ama biraz hileli bir. Mantık bir olarak doğru ama Çağrı. Evet, yani doğru hocam, soru yanlış sordun. Evet, doğru. Mantık olarak gitti, doğru. 10 puan aldın tamam. Yani. Evet, tamam. Yani cisim dediniz. Bana gezegen demediniz. Doğru. O da bir cisim. Abi, ben ne dedim? Dünya harici 3 cisim dedim. Gök cismi. Ya gerçi gök cismi de. Gök cismi demedin Çağrı. Tamam, ondan kayıtlarda. Evet, kayıtlarda. En azından 5 puan almadın. Tamam, yani gidiş yolun doğru. Gidiş yolun doğru. 5 puanımı alırım. Başka alıyor muyuz? Veriyor muyuz? Tamam verdik, hadi verdik. Tamam. Ne sen cevap yani vermişsin? Yani mesela yani Mars bir örnek. Ay bile bir örnek. Ya ben ay diyecektim ay, ya. Ay bile ya. Biliyoruz. Enceladus var. Ganymede var. Enceladus'u da diyecektim. Kesin muhakkak diyecektim. Europa var. Yani Jüpiter ve Satürn'ün uydularında olabilir. Evet. Peki. Tamam, peki. İkinci soru sana gelsin. İkinci soru tamam. Sana geliyor. 5 puan önde miyim şu an? Evet, sen şimdi 5-0 öndesin. Tamam. Evet, sorumuz şu. Bildiğimiz anlamıyla, hani bu anlamıyla insanlar kaç yıldır varlar yaklaşık olarak? Hani Homo sapiens türü dediğimiz lan, tür. Bunu biliyordum lan. Kaç yıldır dünyada var? Ben biliyordum bunu ya. 11,5 milyar yıl önce. Milyar mı? Milyon. Dünya ya o zaman. Ya, 55 milyon yıl önce. 55 milyon yıl önce dinozor. Çıkarabilirim. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Dinozor yok lan o zaman. 55 milyon yıl önce dinozorlar yok oluyor. 66 milyon. 66 yıl mı? Evet, tamam, evet. 11 milyon. Evet, artı eksi 11 yani. Şurada yazıyor bir ki. Şimdi Asiklopedi okuyor. Ya Homo sapiens'i ben başlamıştım, bıraktım kitabı. Okusaydım sapiens, şu an. Evet, sapiens'i. Başlamıştım, bıraktım. Orada bırakmayacaktım. Keşke kardeşim bırakmasaymışım. Evet. Cevap veriyorum. Evet, ver. Sen de cevap hakkı. Bilinen ilk insan. Homo sapiens anlamında en eski fosiller. Neandertaller, yani Neandertallerden sonrası türler, yani. Diğer türler kafamda dolaşıyor. Evet, evet çok tabii şu an bütün. Ama bana bu kadar çok az süre verildi. Bütün nasıl az süre verildi? Bir evet, yanlışım da kakafoni oldu burada. Yani saydın nasıl resmen. İnsan hata yapabilir. Sağdan falan başlıyordu. İnsan hata yapabilir. Evet evet ama. Bilimde hataya yer var. Evet. Hocam cevap veriyorum. Daha yakın cevap vereni doğru kabul ediyor. Hayır. Sen çok ne olsa olsa ne olur? Logaritmayı mı hesaplıyorsun? Şimdi böyle bütün soyu düşünerek çıkaramazsın yani. Saymaya başladım. Dayımlar. Şey açsana E-Devlet kütüğe baksana. 2000 yıl önce İsa. 2023 yıl önce İsa. Evet. Biraz daha geriye gidelim. Cevap veriyorum. 500 bin. 500 bin. Çok yakın ki bayağı yakın. 400 küsür bin. 300 bin yıl önce. İlk olarak Homo sapiens. 11,5 milyar ne kardeşim? Evet, yani. Evet. Bir dakika. Milyon dedim. Milyar demedim de. Evet. Ben şeyde şaşırdım. Kayıtlara bakmak lazım. 11,5 milyar yıl önce. Milyar mı? Milyon. Milyon. Neandertaller. Konuşamadım. Onlar da 1 milyon falan mı? 500 bin onlarda. Yani 500 bin önce ayrılmaya başlıyoruz ben aslında. Ben Neandertalli Homo sapiens'i bir Neandertal şey yaptım. Neandertal demek çok zor. Evet. Neandertal. Evet. Gündelik hayatını kullandığım bir Neander kelime. Neander Vadisi demek. Almanya'daki Neander Vadisi'nde keşfedildiği için bunlara. Neandertal kelimesi Neander Vadisi demek. Hmm. O ilk orada. Orada keşfedildiği için öyle bir isim almışlar. Evet, evet güzel. 10 puan veriyorum 10 ben puan. Buna. Evet. Uzay yani aracı da 5 puansa. Evet. Tamam, tamam doğru. Bir tamam, şey demiyorum. 15. Evet, tamam. Yakın tanrı bu. Peki bir sorumuz daha var. Sana geliyor. Bana doğru. Evet. Aha. Ankara'da en son ne zaman deniz vardı? Ay hocam yapma. Yeniyorum ilçelerini düşünüyordum. yayından önce Ankara'nın en uzak ilçesini falan sorarsın diye düşünüyorlardı ama yok öyle bizde o kadar. Yıl olarak mı? Çağ olarak böyle bir? Yıl olarak, yıl olarak. Yıl ne? 1900 küsur mu ya? Abi. Ulan 500 bin yıl önce demiyor musun? Evet, yıl tamam, ne diyorsun? Evet öyle. Ya yıl 1900 mi gelir? Bir saniye. Yani, tahmini ya, bir şey söyleyeceğiz. Dikkatimi dağıtıyorsun. Sayısal bir şey düşünüyorum. Evet, şu anda bütün coğrafya. Şimdi Pangea değil mi hocam? Tek. Evet Pangea'dan aldık. Biraz geriden geliyoruz ama olsun. Pangea tek kıta ayrılmaya başladı. Evet.
Ankara'da su. Ankara'da, ya tabii bu birazcık geyik bir soru tabii, tabii ki tabii, Ankara'da Ankara, deniz diye değil ama. Hani, tahmini. O evet, Ankara Ankara evet, değil. Evet o Ankara, ya o zamanlardan kimse kalmadı evet, zaten artık ya. Hepsi göçtü gitti. Ben 2 milyon. 2 milyon yıl diyorsun. Sen bir tahminde bulunmak ister misin? 9,5 milyar. 17 milyar yıl önce. Bir düşüneyim, bir düşüneyim. Hazar Denizi, Kapalı Deniz, oralardan bir çağrışım. Evet, güzel bir. Bildiğim bilgilerden yürüyeyim. Evet. Evet. Hazar Denizi. Bak bak, evet. Sen Hazar Denizi deyince 5 puan alacaksın sanırım. Evet, o biliyorsun Hazar açık denizde orası sonra tabii, kapandı. Evet, aynen öyle. Karadeniz de öyle. Buralardan bir iki puan alabilir miyiz? Evet, evet bir iki puan verebiliriz. Hazar, sen puan tırtıklıyorsun, cevap vermiyorsun. Kardeşim, yani burada düşünüyorum. Bir müsaade edersen. Evet. Tamam, düşün. Bilgilerimi kullanıyorum. Düşün kardeşim. İlk insan, ondan sonra evet. Ne dedi? Dinozorlar geldi. Evet. Yok Ankara'ya oldu. Gel, Ankara'ya. Ankara'ya gel. 1.8. 1.8. 1.8 milyon mu, milyar mı? Milyon. Tamam, ben değiştiriyorum. 1.5 diyor. Ne diyeyim kardeşim? Niye 2 bilgilerle milyon civarında bir öbeklenme var? Neyse, senin söylüyorum. Evet. 500 bin yıl attın lan. Az değil. Şöyle. 200 milyon yıl kadar önce Tetis Denizi var. Tamam, onu geçer hocam. Oraya geçiyoruz. O var. Şimdi o Tetis Denizi Tetis kapanmaya ve şu anda maalesef depremi de yaşamamızın sebebi olan evet, bu plakaların birbirini itmesine bağlı olarak Anadolu'nun yükseldiği bir dönem var. Bu yükseliş yaklaşık 20 ila 15 milyon yıl öncesine denk geliyor. Orada artık Ankara'da, ya tam tarihini bilemeyiz ama o civarlarda Ankara'da artık suyundan çıkıyor. Yani o çıkış sırasında Ankara'da son kez deniz vardı. Değil bu arada Ankara 15-20 milyon. Ankara yani bir göller şehri aslında. Yani hala hazırda bir belgesel tabii, izlemiştim. Asfaltın altında dere var diye. Asfaltın altında dereler var. Çok iyi bir belgeseldir bu arada, tavsiye ederiz. Bu hatta işte kaç Kabaklı Dere, işte Hoş Dere, Akköprü. Evet. Bunlar hep bunların buralar, altından evet, hep dere aktı. Hatta Evliya Çelebi seyahatnamesinde Ankara'yı bir dereler şehri olarak tarif ediyor. Dere deseydin dereler o mi, göller mi? Göl ve dere. Aslında akarsular yani. Akarsu. Evet. Şey, bununla alakalı mesela olarak çay yolu. Yani hep çayla dere. İnce su. İşte Hatip çayı var. Çok büyük bir çay. Şeyin altından geçen Ankara'nın. Eğer göl deseydin Çağrı'cığım, biz bu soruya daha rahatlıkla doğrusu net bir cevap verebilirdim evet, ama o deniz beni şaşırttı. Evet, yani bilgilerin birbirine girdi. Evet, evet. Yani 15 milyon yıl önce. Evet, buradan ikinize de evet, 15-20 milyon yıl önce. Ben yine 2 milyonla biraz daha yakın. Biraz daha yakın. Ama bir öyle bir yakınlık olabilir mi? O nasıl bir artı eksi 18 milyon. Kardeşim yani, o zaman tamam, burada bir puan alamıyorum. Oradan puan alamazsın yani. Evet. Neydi durumumuz? 10-5. 10-5. Şimdi sana sıra geliyor bende, soru ve son sorumuz. Evet. Bu önemli. Bu çok kritik. Onu alıp geçmen lazım. Onu alıp geçmen lazım. Çok rahatım çünkü kazanıyorum. Oğlum sen tutturamadan onu aldın. Ben yine 5'i net bir cevapla almıştım. Neyse. Şimdi dinozorları 66 i̇yi milyon yıl önce. İyi bakın evet konu, siz iyi bilirsiniz. O, iyi yerinde bilim gördünüz bilim çünkü siz dinozorları. Yok eden gök taşı ne büyüklükteydi? Çapı ne kadardı? Everest Dağı büyüklüğünde. Ya hocam. Everest Dağı öyle mi? Yani. Çapı sorma hocam. Çapı. Metre kilometre 8, bir şey alalım. 848 Everest vay, yüksekliği. Evet. Evrim ağacına girer. Evet girersin. Hocam Kurcalay'ı boş ver. Sonra beni evrim ağacına bir şey söyleyeceğim. Şimdi Everest'in yüksekliği de çapını hesapla. Ya çapını boş ver. Çap nasıl hesapla? Çap nasıl hesapla onu söyle. Bilir. Dur oğlum evrim ağacına gireceğim. Evet. Nevzat pazartesi başlıyor evrim ağacına. Yıllar önce bir izah yapıyoruz. Bir işe yaramadı. Valla. 8848. Peki Everest yani cevabı ne o mu? Everest büyüklüğünde bir şey demek istiyorum. Oğlum Everest büyüklüğünde bir şey çarpsa dünya yerinden oynar be. Zaten oynamış oğlum dünya yerinden. Tamam. Oynamamış da hani bitmiş. Tamamen ya. Ben söyleyebilir miyim hocam? Tabii ki buyurun. Söyle. Bunu da bilirsem gerçekten. Nevzat ağacı olur mu? Nevzat ağacı yapabiliriz. Nevzat evet, ağacı yapın. İkinci kanalı Nevzat. Zeytin ağacı ya. Ben zeytin ağacı kanalı açmak istiyorum. Bu arada ben cevap vermedim. Bir evet, cevabımı evet, vereyim. 5848'i sen söyledin çünkü. Yarı çap mı çap mı? Çap. Çap. Ulan var ya. Ben tahmin yapmak istemiyorum. Gerildi adam. Gerildim lan. Şimdi yine bir yanlış tahminde resmen 5 puanım da alınacak elimde. Öyle bir şey istedim. 3 yanlış bir doğru. Düşünüyorum. 2000 metre. 2000 metre. Metre. Senin cevabını alalım. Hocam. Veriyordun cevabı. Ulan yaklaştım bir şey diyeyim mi? Peki Everest. Everest çok büyük hocam. Everest'ten küçüktür diyorsun. Çok küçük. Everest'ten küçük. 300 kilometre olabilir mi?
Hepsi parlıyor. Parlıyor ya, karıştırdım. Oğlum bu ne? Pardon. Hayatımda duyduğum en kötü tahmin bak. Türk televizyon tarihinde duydum ya. Televizyon değil gerçekten. Evet, ben küçük deyip üstüne öğrenebilir mi diye daha doğal bir şekilde. Vallahi bir dakika. Şuralarım ağrıyor bir dakika. Zaten söyledin az önce 8848. 8 bir dakika. Çağrı şu an çıkmak istiyor yayından. Ben kaçıyorum. Metre dedim ya ondan. Şu yayını terk etme evet, olayı var ya. Bak yayını terk etme olayı var ya mikrofonu bırak. Ama atamıyorsun da bağlı her yere falan. Ya bizden utanmıyorsan şu dinozordan utan. Vallahi ya şundan utan yani. Dünyaya çarpan göktaşını neydi diyor hocam? Çapı. Zaman kazanıyor. Çapı. Sen yani şeyle gene öyle hesaplayamazsın. Çap böyle mi hesaplanıyor kardeşim? 13 kilometre. Oo güzel. Doğru cevap 10 kilometre civarında olacaktı. Ben şaşırdım. Galiba, evet. Ben 2 kilometre gibi evet, bir şey söyledim. Evet. 10 kilometre çapında çarptığında büyüklüğü 12 civarına denk gelen depremler yaratıyor ki günümüzde Richter skalası 9'larda 9.8'lerde evet, falan bitiyor. Evet. Niye öyle? Bundan bahsetmiştik Habertürk programımızda da. Evet. Normalde biz Richter ölçeğini fay büyüklüğü üzerinden hesaplıyoruz. Fay uzunluğu üzerinden hesaplanıyor. Dünya üzerinde bütün dünyayı saran tek bir fay bile olsaydı 10 civarında bir büyüklüğe denk gelirdi. Nasıl oluyor o zaman 12 büyüklüğünde deprem? Çünkü fay üzerinde olmuyor bu deprem. Dışarıdan göktaşının çarpmasıyla evet, gezegen titriyor haftalarca. Yani o Allah şeyler Allah, devam ediyor. Volkanlar patlıyor. Ya Rabbim. Yok ya. Oğlum haftalarca titremiş. Evet, yani zangır zangır işte o 25 kilonun üstünde. Ama işte ne kadar büyük bir enerji tabii, açığa çıkmış ki. Yani inanılmaz bir enerji. Yani çarpıyor. Aksi tarafında kalan, dünyanın aksi tarafında volkanlar patlıyor şeyin etkisiyle. Hani bilardo topları birbirine çarpınca bu taraftaki top da fırlar ya. Evet. Onun gibi bu tarafta volkanları tetikliyor. Yani inanılmaz bir olay. Ve orada dinozorları kuşlar hariç, kuşlara gidecek soy hatta hariç kaybediyoruz. Aslında işte bir 3 metreden mi büyük canlıları? 25 kilodan. Kilodan büyük evet, canlıları yok eden bir... Evet. Evet, bugün ikili masanın konuğu Evrim Ağacı'ndan tanıdığımız Çağrı Mert Bakırcı'ydı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Çok sağ olun. Ağzına sağlık. Çok keyifli bir muhabbet oldu. Ben şaka de çok bir eğlendim. Hem mizah, hem bilim, evet, hem hep de böyle olmalı. Edebiyat vardı bu söyleşimizde. Matematik. Matematik de vardı. Tarih. Kimya biraz. Kültür. Son, yani her şey. Her şey, her şey evet, vardı. Dolu dolu. Adeta Türkiye'nin bir tablosu gibiydi diyebilir miyiz? Kesinlikle evet, diyebiliriz. Sayende evet, yani programa renk kattın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür bizi ederim, kırmadığın için. Ben evet, teşekkür ederim. İkili Masa sona erdi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi takip etmeye devam edin. Yeni videolarla karşınızda evet, olacağız.